Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf Nane ve Limon dinleme izleme metninin etkinliklerini beraber cevaplayacağız. Ama önce ne yapıyoruz? Hazırlık çalışmalarına bir bakalım. Hazırlık çalışmaları. Birincisi çevrenizde gidebileceğiniz hangi kütüphaneler var? Evet, her ilde, her ilçede kütüphaneler var. Siz de yaşadığınız şehirdeki kütüphaneyi söyleyebilirsiniz. Ee, ve kütüphaneye kesinlikle uğrayın. Bu hafta içinde bakın nasıl bir yer gittiniz mi bilmiyorum ama kesinlikle gitmenizde fayda var. 2. Kütüphanede nasıl davranmamız gerekir? Kütüphanede nasıl davranmak gerekir? Birincisi tabii ki sessiz olmak gerekir. İnsanları rahatsız etmemek gerekir. Yiyecek içecek götürmemek gerekir. Telefonlarımızı kapatmak gerekir. Kitaplara zarar vermemek gerekir. Bunun gibi birçok şey söyleyebilirsiniz. Birinci etkinlik, görsellerden hareketle izleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz. Şöyle bakalım, burada bir kitap alıyor, kitaplara bakıyorlar, kütüphaneye gidiyorlar. Ya bir kütüphaneye gittiklerini, bir araştırma yaptıklarını tahmin ediyorum ben. Şaşırmışlar bakın burada, bakın gözleri kocaman olmuş, ağzı açılmış. Demek ki şöyle bir şey yazdım ben. Nane ve limonun kütüphanede başına gelen ilginç olaylar olabilir. Bu çok da böyle bilgi vermiyor görseller. Şimdi aşağıdaki bıraktığım linkten nane ile limon kütüphanede dinleme izleme metnini dinleyebilirsiniz. Şimdi onu dinleyelim. Daha sonra tekrar etkinliğimize geri dönün ve etkinlikleri beraber cevaplayalım. Evet metni dinlediniz. Umarım dikkatli dinlemişsinizdir. Çünkü şimdi metinle ilgili soruları cevaplandıracağız. İkinci etkinlik. Metni izlerken karakterlerin beden dillerine de dikkat ederek sözlü olmayan mesajları bulup örnekteki gibi yazınız. Bakalım şöyle örnek vermiş bir tane. Limon'un elini çenesine götürmesi hareketinden onun düşündüğünü anlıyoruz. Düşünün, elini çenesine götürdüğü zaman ne anlama gelir? Genellikle düşünen insanlar elini çenesine götürür. Hımm evet gibi hatta sesler çıkartabilir. Biz de videoda kendi bulduklarımızı yazdık. Sizin de dikkatinizi çekenler varsa buraya ekleyebilirsiniz. Mandilina'nın kollarını bağlaması sinirli olduğunu gösteriyor. Genellikle kollarını bağlamak sinirliliği ifade edebiliyor. Bazen küsen çocuklar da kollarını bağlar ama burada daha çok sinirlendiğini ifade ediyor olabilir. Diğerine bakalım. Limon ile biberin ağzını ve gözlerini açarak bakmaları şaşırdıklarını iyi gösterir. Genellikle şaşırdığımızda ağzımız açarız. Böyle gözlerimiz daha büyük olur. Aa gibi sesler de çıkartabiliriz. Diğerine bakalım. Biberin kafasını kaşıması düşündüğünü gösterir. Bu bazen farklı anlamlara da gelebilir. Burada biz düşündüğünü düşündük ama kafasını kaşırken tereddüt içinde olma, Kafasının karışması gibi anlamlarda olabilir. Burada daha çok ne söyleyip, niye anlattığına ve hangi durumda olduğuna bakarak insanların sözsüz iletişimlerini de kavrayabiliriz. Üçüncü etkinlik. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Evet, kelimelerimiz neymiş bakalım ve yapalım beraber. Birinci kelimemiz ''Müthiş'' İnanılmaz güzel diye tahmin ettim ben. Ancak burada biraz farklı çıktı. Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli bir tanım çıktı. Nereden buldum? TDK'dan buldum. Şöyle göstereyim size de. Bakın, TDK sözlükte müthiş yazdık ve ne çıkmış? Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli. Açıkçası ben böyle tahmin etmemiştim. Ben de şaşırdım. Ama Sözlükteki bilgiye güvenmemiz gerekir. Neden? Çünkü bu Türk Dil Kurumu'nun sitesi. Türk Dil Kurumu Türkiye'deki dille ilgili en üst kurum olduğu için ve onun sözlü olduğu için doğru olduğunu varsayıyoruz. Evet, o yüzden yazdık. Anlamı neymiş? Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli. Bir cümle kurdum ben bununla ilgili. Anlamayı en iyi şekilde ifade eden bir cümle kurmaya çalıştım. Aniden müthiş bir rüzgar eserek her şeyi yıktı. Bakın buradaki müthiş korkuya düşüren korkunç dehşetli bir rüzgar anlamında kullanmış olduk. Diğer kelimemiz gizem. Tahminim saklı olan anlamı neymiş? Sır oldukça yakın cümlem. Hepimiz gizemli mağaraların derinliklerine doğru yürüdük. Bakın buradaki gizemli, sırlı anlamında yani sır dolu mağara biraz e, bilinmeyen anlamına da gelebilir. Diğer kelimemize bakalım. Manyetik. Tahminim çekim alanı. Anlamı neymiş? Mıknatısla ilgili kendinden mıknatıs özellikleri bulunan demek. Cümlem neymiş? Dünyanın manyetik alanı bizi güneşten korur şeklinde cümle içinde kullandım. Dünyanın da bir manyetik alanı var ve bizi güneşten koruyor. Hatta kuzey kutup dairelerinde aura denilen bir görüntü oluşturuyor böyle rengarenk ışıkların parlaması şeklinde. işte o bizi zararlı ışınlardan koruyan manyetik alanı sayesinde oluşuyor. Emek, tahminim yoğun çaba demek. Anlamı uzun ve yorucu özenli çalışma. Cümlem neymiş? Emek verilmeden hiçbir şey kazanılamaz. Dördüncü etkinlik. Soruları metne göre cevaplayınız. Bakalım birinci sorumuza. Limon yolda kiminle karşılaşır? Limon kiminle kar karşılaşıyor yolda? Turp'la karşılaşıyor. Yani Turp abiyle karşılaşıyor. İkinci. Turp abi ödevlerini yapabilmeleri için Limon ile Biber'e hangi kitabı önerdi? Ne önermişti hatırlayalım. Fen bilgisi kitaplarının en arka rafındaki eski kalın kitabı önerdi. 3. Limon ile biber kütüphane görevlisinden nasıl bir uyarı alıyorlar? Sessiz olup başkalarını rahatsız etmemelerini söylüyor kütüphane görevlisi. 4. Limon ile biber hangi konu ile ilgili araştırma yapmışlardır? Ne ile ilgili araştırma yapıyorlardı? Maddenin özellikleri ile ilgili araştırma yapıyorlar. Bunun için fen kitaplarını inceliyorlardı. 5. Limon ile biber kütüphanede aradıkları kitabı niçin hemen bulamadılar? Neden bulamamışlardı? Emek vermeden başarılı olunmayacağını anlatmak için Turp onlara bir oyun oynamıştı. Bu nedenle bulamamışlar. 6. Limon ile biber Turp abinin söylediği kitabın içinde hangi notu buldular? Ne bulmuşlardı ne yazmıştı içine? Emek harcamadan asla başarıya ulaşılamaz yazılı notu bulmuşlardı. 7. sorumuz. Bilgiye en iyi nasıl ulaşılır? Nasıl ulaşırız bilgiye? Bilgiye en iyi araştırarak ulaşırız. Öyle herkesin söylediği şeye inanmamalıyız. Her gördüğümüz YouTube videosundaki bilgiye güvenmemeliyiz. Ne yapmalıyız? Doğru bilgiye sahip olduğuna inandığımız resmi kurumlardan örneğin edu, edu go.tr gibi adreslerden bulduğumuz metinlere, yazılara inanmalıyız. Ya da bunları daha iyi araştırarak öğrenmeliyiz. Bizim söylediğimizde doğrudan doğru kabul etmeyin. Sen kendiniz de araştırın. Biz de yanlış yapabiliyoruz. Bazen uyarıyorsunuz. O yüzden yorumlarda biz de hata yaparsak biz de uyarın. Bunlar sizin araştırdığınızı her şeyi olduğu gibi kabul etmediğinizi gösterir. Beşinci etkinlik. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Konu olarak ne belirledim? Limon ile biberin araştırma için kütüphaneye gitmeleri. Konu. Neydi? Konuyu belirlerken nasıl düşüneceğiz? Metinde, videoda, filmde ne izlersek, ne okursak okuyalım. Özet bir şekilde ne yapıldığını anlatıyoruz. Yani ne yapıldı? Ne yapıyor? Limon, biber araştırmak için kütüphaneye gidiyor. Ana fikirde ise dikkat etmemiz gereken şey, metinde bize verilmek istenen mesajdır ana fikir. Yani konu ne olup bittiği, ana fikir ise verilmek istenen mesajdır. Peki burada ana mesaj ne? Emek vermeden başarılıya ulaşılamaz. Zaten Turp abi de yazdığı metinde aslında ana fikri videonun sonunda göstermişti. Altıncı etkinlik. İzlediğiniz çizgi filmle ilgili görüş ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla yazarak paylaşınız. Şöyle bir şey yazdım ben. Çalışmadan başarılı olamayacağını anlatan güzel öğretici bir film. 7. Etkinlik Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz. Ben de metnin içeriğine uygun iki tane farklı başlık belirledim. Siz de istediğiniz farklı başlıklar belirleyebilirsiniz. Ancak başlıklarımız her zaman metinle ilgili ya da video ya da izlediğimiz her neyse ya da dinlediğimiz her neyse onunla ilgili olmalı. Onu özetle anlatmalı. Yazdığım şey emek vermeden yemek olmaz. Bu ana fikre yakın bir cümle oldu. İkincisi başarının anahtarı çalışmaktır. Bu da ana fikre yakın bir başlık oldu. Sekizinci etkinlik. Çok gezen mi bilir, çok okuyan konusunu gruplar oluşturarak tartışınız. Tartışma sırasında düşüncelerinizi uygun şekilde ifade etmeye ve farklı bakış açılarına hoşgörüyle yaklaşmaya özen gösteriniz. Tartışma sonunda grupların bakış açılarını açıklayınız. Bu bir sınıfta yapılacak tartışma etkinliği. O yüzden bu etkinliği geçiyorum. Dokuzuncu etkinlik. Kütüphanede uyulması gereken kuralları araştırarak yazınız. Bir araştırma yaptım ben. Şu okuyalım beraber. Kütüphane binası okuma salonları ve koridorlarda su hariç yiyecek ve içecek tüketilmez. Kütüphane binasının içerisinde cep telefonuyla konuşulmaz. Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu benzeri araçlarla çekim yapılmaz. Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. 10. Etkinlik Örnekteki farklı yazı stillerini inceleyiniz. Eşya isimlerini kendi yazı stilinize göre yazınız. Hangi eşyalar var? Dolap, sıra, masa, pano, kitaplık, bilgisayar, tahta. Bakın burada farklı farklı yazı stilleri kullanılmış. Gördüğünüz gibi kimi kalın, kimi ince, kimi eğik yazılmış. Siz de kendi yazı stilinize göre bunları yazacaksınız. Evet, gelecek derse hazırlık. Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadeleye katkı sağlamış kadın kahramanlarımız hakkında araştırma yapınız. Kurtuluş Savaşı'nda kadın, erkek, çocuk, büyük, yaşlı fark etmeksizin bütün ülkece ne yaptık? Mücadele verdik ve bunlardan en önemlileri de bazı kadın kahramanlarımız ben de onlardan kara Fatma'yı araştırdım ama birçok kadın kahramanımız var. Siz de onları araştırabilirsiniz ya da kara fatmayı araştırıp farklı bilgilerde bulup ekleyebilirsiniz. Öncelikle benim araştırmamı bir okuyalım. Kara Fatma Fatma Seher Erden 1888 Erzurum 2 Temmuz 1955 İstanbul. Şimdi burada bir açıklama yapmak istiyorum. Böyle bir şey gördüğümüz zaman yani isminin sonrasında böyle bir tarihi, tire, tarihi yer isimleri gördüğümüz zaman ne yapacağız? Şunu anlamamız gerekiyor. Yani Fatma Ser Erden 1888 yılında Erzurum'da doğdu. 2 Temmuz 1955 yılında İstanbul'da vefat ettiğini anlamış olmamız gerekiyor. Eğer bu ikinci kısım yazılı değilse hala yaşadığını anlamalıyız. Şimdi tekrar bu şekilde okuyalım. Fatma Seher Erden 1888 Erzurum doğumlu 2 Temmuz 1955 yılında İstanbul'da vefat etmiş. Ya da soyadı kanunundan önceki adıyla Kara Fatma. Biz de bunu kullandık. Kurtuluş Savaşı kahramanı kadın asker. Burada Fatma Seher Erden'i kısaca tanıtmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede işgallerin başlaması üzerine önceleri yakın aile çevresi, akrabaları, köylüleri ile küçük savunma çeteleri kurdu. Daha sonra çetesiyle düzenli orduya katıldı. İstiklal Savaşı'nda 3 sene hizmet etti ve 300 kişilik bir müfrezi yönetti. Yaya ve atlı olarak silah ve cephane yükleri ile cepheden cepheye gitti. İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunda rol oynadı. Ardından 1. 2. Önü Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi ile Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde çarpıştı. İstiklal madalyası sahibidir. Fatma Seher Hanım onbaşılık rütbesiyle başladığı askerlikten üst teğmen rütbesiyle emekli oldu. Emekli maaşını Kızılay'a bağışladı. İzmir İktisat Kongresi'nde İzmir delegelerinden birisi olarak yer aldı. Geçirdiği hastalık üzerine 21 Haziran 1955'te Darula hastane bölümüne yatırılan Fatma Seher Hanım 11 gün sonra kalp yetmezliği nedeniyle 2 Temmuz 1955'te Darulacize'de 67 yaşında vefat etti ve Kasımpaşa'daki kulaksız mezarlığına defnedildi. Evet ben özetle bu şekilde Fatma Seher'in yani Kara Fatma'nın <laughs> Kara Fatma'nın hikayesini özetleyecek bir şekilde anlattım. Siz de dediğim gibi farklı bilgiler bularak buraya ekleyebilirsiniz ya da farklı kahramanlarımızı siz de araştırıp sunabilirsiniz. Evet etkinliklerimiz burada bitti. Ancak Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Abone olarak ve bildirim zilini açarak videolarımıza daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.